Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, kıymetli hazirun. Dördüncü ultra derin deniz sondaj gemimiz Abdülhamit Han'ı bugün ilk sondajına uğurlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fatih ile başlayan, Yavuz ve Kanuni ile devam eden derin deniz sondajlarımızda bugün yeni bir sayfa daha açıyoruz. Filomuzun en güçlüsü, 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamit Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek birazdan Akdeniz'deki ilk görev yerine doğru yol alacak. Buradaki görev süresi yaklaşık 2 ay olarak planlandı. Abdülhamit Han, Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacak. Açılan kuyular, daha önce yaptığımız sismik verilerin doğrulanması ve yer altındaki yapıların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Karadeniz gazının keşfi bizlere şunu gösterdi ki, azim, sabır ve kararlılıkla atılan her adım elbet bir gün hedefine ulaşacak. Hem içeride hem dışarıda sayısız engellerle karşılaştık. Türlü zorluklara göğüs gerdik. Ancak yıkılmadık, pes etmedik, inandık. Zatıallerinizin desteğiyle bir yola, bir hayale baş koyduk. Bugün geriye dönüp baktığımızda katlandığımız her sıkıntının nasıl kutsal bir amaca hizmet ettiğini daha iyi görüyor, daha iyi anlıyoruz. Ve bugün Abdülhamit Han sondaj gemisiyle inşallah yeni müjdelerin arifesindeyiz. İnşallah buradan da milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek bizlere nasip olur. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Abdülhamit Han sondaj gemimiz geçtiğimiz hafta Taşucu Limanı'nın yaklaşık 20 kilometre açıklarında sondaj öncesi son test operasyonlarını yaptı. Sondaj kabiliyet testleri, denizcilik testleri, sistem ve ekipman testleri başarıyla sonuçlandı. Abdülhamit Han 12.200 metre derinliğe kadar sondaj yapma imkan ve kabiliyetine sahip bir gemi. 11.000 metre ile dünyanın en derin noktası olan Büyük Okyanus'ta bulunan Mariana Çukuru'ndan bile daha derine inebiliyor, başka bir ifadeyle. 238 metre uzunluğuyla yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğünde, arkamızda da gördüğünüz gibi devasa bir yapıya sahip. 200 mürettebatımız Türkiye'nin yeni sondaj gemisinde gece gündüz demeden ter dökecek. Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için Akdeniz'de görev yapan gemilerimizi bildiğiniz gibi Karadeniz'e çekmiştik. Çünkü orada hem denizde hem de karada yoğun bir mesai devam ediyor. Yavuz ve Kanuni, Fatih'in açtığı kuyuların alt tamamlama ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Gemilerimizi Karadeniz'e çektiğimiz için Türkiye'nin Akdeniz'den vazgeçtiği, baskı ve yıldırmalara boyun eğdiği şeklinde mesnetsiz bir sürü iddia ortaya atıldı maalesef. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da inşallah yine burada olacağız. Yalan yanlış iddialarla Türkiye'nin yoluna taş koyduğunu zannedenlere cevabımızı bugün burada hep birlikte veriyoruz. Biz ne haklarımızdan vazgeçeriz, ne de mavi vatanın bir karışında. Türkiye bugün kendi egemenlik haklarıyla ilgili bir konuda haklı davasından vazgeçmiyor. Her platformda bunu korkmadan dile getirebiliyorsa, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlılığı sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli konuklar, Karadeniz gazını 2023'te milletimizle buluşturmak için yürüttüğümüz çalışmalarımız planlandığı şekliyle takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni ilk faz üretim için gereken 10 kuyunun açılması, alt tamamlama ve üst tamamlama işlemlerine devam ediyor. Diğer yandan
Karadaki gaz işleme tesisimizin inşası da planlar çerçevesinde ilerliyor. 5 kilometrelik sığ deniz boru hattı serimi tamamlandı. Yaklaşık 170 kilometrelik derin deniz tabanındaki boru seriminin %60'ı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay derin deniz tarafındaki boru serimini tamamlamayı hedefliyoruz. Öte yandan sadece denizde değil, karada yoğun bir petrol ve doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerimizi de aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. 2022 yılı için rezerv ekleme hedefimiz 75-71 milyon varildi. Ancak bu yıl içerisinde keşfettiğimiz ve orada şehit olan polisimiz, jandarmamız Esma Çevik'in ismini verdiğimiz sahayla birlikte 2022'nin ilk çeyreğinde ilave rezerv rakamımız şimdiden 110 milyon varile ulaştı. Sözlerime burada son verirken bu yolda bizlere her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine bu süreçte emekleri geçen önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımıza, bizlere müjdeli haberler vermek için ter döken bütün Türkiye Petrolleri yönetimine ve çalışanlarımıza ve dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yeni müjdeler vermek temennisiyle herkesi saygıyla selamlıyor. Törenimizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.